Kırsalgir arkadaşlar. Arkadaşlar bendeniz Hayret İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Şimdi Mersin'deyiz. Burası Karaman mı Mersin mi? Karışık. Karışık. İkisinin ortası. Kavga ediyorlar, dövüş ediyorlar. Karaman idi Mersin'de. Karaman idi Mersin'de. Antalya'da oradan çıkıyor, yok Antalya'ydı. Karışık kurşun. Güzel bir yerdeyiz. Yani Roma'nın, Bizans'ın, Hititlerin, efendim medeniyetin beşi denilen yerlerden biriyiz. Biri izliyoruz lan. Nasıl olur şey? Yerlerden bir yerdeyiz. Tamam, süper. Şimdi yukarıda bir binamız var. Mış da henüz çıkmadım. İnşallah çıkacağım. Arkadaşlar sağ olsunlar buraya getirdiler. Dedim bakalım ne var ne yok. Bazıları buraları delmiş, kırmış, dökmüş, asfaltmış ortalığı gelip binmeden parçalamış. Şimdi buradan basacağım. Erittireceğim ama neyse hadi. Orada kim lan açtıysa? Şimdi yaklaş. Yaklaş kurban yaklaş. Yaklaş. Evet yine bendesiniz. Yine kanalımdasınız. Arkadaşlar güzel videoların devamı için lütfen hevesimi kırmayın. Videoyu beğenin. Yorum ve abone olmayı da unutmayın. Yeni geldiyseniz. Yüzlerce videonun arasına evet bunu da ekleyeceğiz. Şimdi burada ne var? İzinsiz kazı yok. İzinsiz kazı yapmıyoruz. Bu ayrı bir şey. Şimdi ne var burada? Şuradan itibaren bak orada bir şeyler var, onları çeksene kardeş. Oradan böyle yavaş yavaş kayayı göstererek en son benim suratımı çek. Göster, göster. Tamam, dön bana şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Burada bir tane haç işaretimiz var, tamam mı? Evet, onu göstereyim. Yoruldum da. Epey bir dolaştık. Şöyle. En sevdiğim haçlardan biçimsiz, şekilsiz. Çok da kendini belli etmeyen. İşte milattan sonra Hristiyan'ın ilk dönemlerinden kalma bir haçımız. Şöyle buraya bir haç yapmış. Belli belirsiz. Haçın hemen bir karış, iki karış kadar yakınına murç bırakmış. Buraya da bırakmış. Çünkü demiş ki bu tarafa gel. Adam, şurada sanki şöyle küçük bir pati izi. Görüyor musunuz? Bak. Sonra böyle geliyor. Sonra da burada böyle iki tane çizgi yapmış tırnak. En sevdiğim işaretlerden. Şurada muhtelif yine böyle ufak tefek çalışmaları. Burada yine şöyle bir çalışma. Tamam. Bura böyle. Buradan devam ediyor. Tamam mı bak. Şöyle devam ediyor. Ve şurası var. Burası böyle boylu boyunca giden bir kuyu arkadaşlar. Buranın da bacı olma ihtimali çok yüksek. Şimdi şüphelerimiz yukarıda bir binamız var. Tapınak, haç işaretleri de varmış yukarıda. Tapınak olduğunu düşünüyorlar yıllar boyunca değil mi? Herkes tapınak diyor. Evet. Tapınak olduğu düşünülüyor. Tabi takdir edersiniz her tapınağında bir yer altında mahzeni olur. İşte biz de burada bir mahzen şüphesiyle geldik. Evet, bacı olma ihtimali çok yüksek. Şimdi çok fazla işi dallandırmaya, kulaklanmaya gerek yok. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz ve bakalım neler görüyoruz. Hadi sen al bunu, beni çekmeye devam et. Çıkalım. Ama önce eldivenlerimizi giyelim. Anam, bıçağımız kaldı. Efendim, koca bir palamız vardı, palamız kaldı. Nereden çıkıyoruz?
Şuradan. Sen de arkamdan gel abicim. Okey. Şuradan mı? Aynen oradan devam. Şurası şurası. Devam et abi böyle. Böyle. Ya orada açılmış şey var zaten. Küçük bir yer. Ev dediniz ya, ben de ev değil ya. Açılmış bir mezar odası. Ama yapıştırma. Oo, güzelmiş bura. Allah. Bakın burada ne var? Doğru mu gerek var mı? Evet. İşte olay burada. Nasıl bir mezar odası ya? Şimdi bu varsa aşağıda bir şey olmayabilir ama. O işaretler tamamı bize burayı gösteriyor olabilir. Şimdi moralim bozuldu. Tapınak aşağı. Kafam karıştı. Oradan mı çıkılıyor? İşaret mi var? İşaret. Zaten burayı böyle yürüyerek. Böyle. Sen de kamerayı bana abi. Hı. Yerde iki tane küçük oyma var. Karşıda bak. Varsın mı? Yok, yanında gözüm önünde. Burada öyle. Tabii doğal değil. Bir cam yapmış at ya. Hocam mezar var şurada. İster gibi. Önündeki ne? Düşme, dikkat et. İkisi. Çektin mi oymaları? Çektim. Tamam. Tut seni bir. Üst burayla alakalı ya. Ekstra diyor şunu. Toplara dikkat et. Yok ben geçerim. Alayım mı kameraya geçeyim mi? Yok yok ben geçerim. Yaklaşma. Şey, geri çık. Şurası bile güzelce düzeltilmiş. Şunlar. Aynen. Şöyle bir haç çalmış. Diğerini göremedim. Sağa abi. Yukarıya doğru çıkıyor. He şu kırmışlar. Aynen. Halk var kırıyorlar. O bizim evet böyle öyle tam şey çift kaplumbağa gibi bir şey. Yani burası
Tapınaktan ziyade anıt mezar gibi bir şeymiş ya. Yapma ya. Evet, bu mezar yani. Mezar. Başka var mı bunun? Burada yok, sadece bu. Bu anıt mezarmış. Aşağıda bir şey olur mu olmaz mı? Orada şimdi tereddütte kaldım. Tepeyi görüyorum ama. Ama görüyor da burası kırık yani şu anda. Normalde kırık değilmiş orası, kapalı. Şu girişte bir taşlar var ya bak. Yani. Hem depe gezdiğimiz. Şu araba. Yok. Oldu yer. Ha şurası. Ha şurada. Bak. Ne şekilde var. Oraya bakıyor aslında. Yani alakası olur mu bilemedim. Şekil bakalım. Alakası var mı bilemedim. Şu karşıya tepsi diyorlar. Yani tepsi ya da değil artık. Sonuçta burada. İşaretlerimiz. Yani sonuçta burada bir yerimiz var ya. O yüzden etrafında birçok işaret olması gayet normal. Yani aşağıdaki işaretler daha iyi olmak üzere birçok şey buraları gösteriyor olabilir. Evet aşağıda. Orada o da olabilir mi? Tut sen. Yani o da olabilir mi? Olabilir. Ama bunu gördükten sonra benim biraz daha modum düştü yani. Var abi şimdi artık dikkatimi çekmiyor. Harita gözüküyor. Nerede, üstünde mi? Bakalım. Burası mı? Yukarıda abi, yukarıda. Tam uçta. Harika. O zaman yukarıda. Şimdi buradan G işareti gibi bir işaret var. O tarafı gösteriyor gibi de. Yani başka bir yeri gösteriyor mu? Yoksa burayla mı alakalı? Ya bir de burada çalışma yapılmış ama sanki yarım kalmış. Yarım bırakılmış gibi duruyor. Aşağı doğru bir girişi var mıdır? Aşağıda oda var mıdır? Anlamak güç. Cihazların çekebilme kapasitesinin üstünde. Yani 25-30 metre belki daha fazla. O yüzden buradan cihazla bakıp da aşağıda oda var mı yok mu onu anlayamayız maalesef. Hani derler ya, al sana bir kaya, nereye dayarsan daya, işte tam da şu an zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Başka bir işaret falan bir şey? Aşağıda var. Yok, burayla alakalı. Yok, bu kadar yani. Olayımız bu. Dur, kapatalım. Evet, şimdi yapılması gereken. Şimdi açıkçası eğer bu mezar odasını görmüş olsaydım, aşağıda bir oda olduğunu, buranın bir tapınak tarzı bir yol olduğunu düşündüm. Ben şu an tapınak zannetmiyorum. Zira tapınak bu şekilde olmuş. Daha farklı ve daha gösteriş işaretleri olur. Gösteriş işaretleri olmadığı için mezar. Yani kral ya da vesaire değil, belki soylu birinin mezarı. Çünkü sekiyi falan da gördüm oraya. Yani dolayısıyla aşağıda orada var mı bilmiyorum. Açıkçası %50 hatta %60 değil diye düşünüyorum bu saatten sonra. Biraz zor bir iş. Cihazla tespit ediliyor. Kararsız kaldım ya da bir tanesi. Gözlemek bir şey yok. Ama görmüştük işaretleri kırmayı. Kaçak kız yapmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben de kalın.
Enteresan bir yer arkadaşlar. Enteresan bir yer.